Merhaba, bugünkü video için çok heyecanlıyım. Geçen hafta nasıl video çektiğimden bahsettim. Bu hafta da konumuz nasıl fotoğraf çekiyorum ve karantinadayken evde çekebileceğiniz fotoğraf tavsiyeleri. Heyecanın en büyük nedeni de uzun zamandır böyle bir şey çekmiyordum, paylaşmıyordum. Ve şu an bu video beni teşvik etti diyebilirim açıkçası. Çünkü geçen sene karantinada evde tek başımaydım. Bir 20 gün boyunca neredeyse. Ve o süreçte gerçekten çok keyifle böyle fotoğraflar çekildim kendi kendime. Şu an ekranda gördüğünüz tüm fotoğrafları ben tek başıma kendimi çekerek zamanlayıcıyla yaptım. Aslında bu süreç YouTube'dan da önce tek başıma seyahat etmemle birlikte başladı. Yani baktım o seyahatlerden elime hiçbir anı kalmıyor. Ben de o zaman kendimi nasıl çekebilirim diye böyle geliştirmeye başladığımı düşünüyorum. Üstüne de tek başıma seyahat ederken böyle bir sürü fotoğraf çekilmişken bir de karantinada tek başıma kalınca geçtiğimiz sene Mart ayında. O dönemde de bu sefer ev içinde kendimi tek başıma çekmeye başladım. Ve böyle bir yolculuk olmuş oldu. Bugün de onları nasıl çektiğimi ve ne gibi şeyler yapabileceğinizi böyle naçizane kendimce bir tavsiyeler vermiş olacağım. Fotoğrafçı değilim, bunu belirtmek isterim hiçbir şekilde. Şu an iPhone 7 kamera kullanıyorum. Video için zaten bol bol konuşacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle en önemli kısımlardan biri bence kombin seçmek. Tabii ki de şu an kafamda evin neresi, nasıl bir çekim yapacağım var öncelikle. Ve şimdi oralardan her birinin neler giyebilirim diye böyle biraz dolabımı karıştırdım. Ve bunlarda karar kıldım. O zaman hemen başlayalım isterseniz. Şu an odamdan başlıyoruz. Odamda iki çekim yapacağız. Salonda yine iki çekim yapacağız. Ve bir de mutfakta yapacağız. Umarım keyifle izlersiniz. Başlayalım. Şimdi öncelikle şu an burada olduğum konumdaki çekeceğim fotoğrafta şu an altta bir kilim var, görüyorsunuzdur belki oradan. Bu kilimi bu alana yerleştireceğim, yani şu çubuklara yerleştireceğim. O yüzden ilk başta burayı güzelce bir toparlamamız lazım. Ben bunları kaldırmaya başlıyorum. Evet, şimdi öncelikle alanı boşalttım. Şimdi bu halıyı yukarıya taşımak kaldı. Bu arada annemlerin bit pazarından aldığı bir halı. Bir kilim daha doğrusu. Ve kuru temizlemeden yeni geldi. O yüzden hazır tertemizken ben de böyle buraya asıp bir stüdyo gibi kullanmak istedim. Şimdi fotoğraf çekimine başlayalım. Şimdi tripodu daha düzgün bir yere koyacağız. Şu an bu arada ön kameradayım. Ama ön kamera olmasa bile şu an karşımda ayna var ve o yüzden de aynaya bakarak normalde kendimi daha rahat konumlandırabiliyorum. Ne yapabiliriz? Biraz ona düşünüyorum. Bunu bırakıp şimdi şöyle kendi yaptığım makramelerden birine gösterebilirim bence. O zaman ama sandalyeyi kaldırsam daha mı iyi? Bilemedim. Şimdi videodan fotoğraf aldığım için bu arada ekstra hani yavaş hareket etmem gerekiyor. Yani bir pozu beğendiğimde o poza durup ve donmam lazım. Yani haberiniz olsun. Tüm süreci böyle deneyerek bulunuyor ya. İlk çekim bitti sayılır. Yani bitti diyebiliriz bence. Sabrım çok yok benim açıkçası bu tarz şeylere. Yani ilk baştaki fikir herhangi bir yere bir kilim asmanız idi ve kendi home stüdyonuzu kurabilmeniz diyebiliriz. Böyle %100 içime sen fotoğraf olmadı henüz galiba ama buraya geçiyoruz çünkü daha çekeceğimiz çok fazla fotoğraf var. Şimdi ikinci çekime geçelim isterseniz. Biraz etrafı toplayacağım hemen ve hızlıca bu tavana asacağımızı çekeceğiz. Açıkçası ona daha bile az vakit ayırmayı düşünüyorum çünkü
O bayağı uzun sürüyor normalde. Şimdi elimden gelince pratik olmaya çalışacağım. Evet, videoyu aslında tam kapatmıştım ve etrafı topluyordum bildiğiniz gibi ama sonra bunları yerlerine koyduktan sonra aşırı güzel gözüktüğünü düşündüm ve bir de böyle bir çekim yapmak istedim. Poz verme konusunda çok başarılı olduğumu düşünmüyorum. Çekindiğim bir şey yani genelde ve dışarıdayken özellikle poz verirken hep böyle poz veriyorum. Ya bir yerden bir yere yürüyor oluyorum ya hareket ediyor oluyorum ve bu şekilde hani böyle sallanıp böyle kameraya mümkünse bakmayıp. Arka plan çok hoşuma gitti. Galiba bu kilimi bir süre burada tutacağım. Bu da bu arada en sevdiğim makrome yaptığım eser. Bunu da belirtmek istiyorum. Satamadım yani. Satmak istemedim hiçbir şekilde. Aşırı bağlandım buna. O yüzden bununla çekim yapmak istedim. Şimdi burayı artık toplamayacağım. Böyle bırakmaya karar verdim. Makromeler bu şekilde duracak. Ve biz birlikte yatağın üstüne bir çekim yapacağız. Hazırsanız oraya geçebiliriz. Şu an sıra ikinci çekimde. Üzerimde gördüğünüz tişört bana hediye olarak yollandı. Hem de bir İsveç markası. Farklı farklı tasarımların içinde böyle dergi yazılarını tişörte basıyorlar. Yani iç tarafına basıyorlar. Aslında şu an tam tersi taraftan giydim. Benden bir fotoğraf çekmemi istemediler ama hem yaratıcı bir iş olduğu için hem de bana böyle bir ürün yolladıkları için ta oralardan teşekkür etme niyetiyle bir fotoğraf çekmeyi planlıyorum. Yani bunu yollayalı herhalde bir iki ay oldu. Tam doğum günü de geldi bu arada. Hani işin güzel yanı. Doğum günü hediyesi gibi olmuştu bana. Şimdi bunu çekmek istiyorum. Bunu çekerken de şimdi bu bir dergi tişört olduğu için, o mantıkla yapıldığı için böyle birkaç tane dergi aldım yanıma dekor olarak. Ve arka planda bence daha sade olması daha mantıklı olabilir gibi geldi. O yüzden de yatağımın üstündeki bu beyaz örtüyü kullanacağım. Yani tavana yapıştırıp böyle uzanacağım. Ve bembeyaz bir arka planda işte dergiler olacak etrafta vesaire. Böyle bir planlama. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle şöyle yapalım hatta. Bu alanı biraz daha düzelteceğim birazdan. Şöyle bir dergileri açıp güzel bir sayfaları bulmaya çalışıyorum. Bu fotoğraf aralarında bu arada en zor olacak büyük ihtimal. Çünkü tavana astıktan sonra kamerayı elleme şansım pek olmuyor. Evet, belki böyle bir iki tane dal ekleyebilirim böyle kenarlara vesaire. Bir ona bakacağım. Evet, böyle biraz dışarıdan gözükecek şekilde. Şimdi geriye kalan şey telefonu böyle buraya koli bandıyla yapıştırmak. Sonra çekim yapacağız birlikte. Umarım beğenirsiniz. Sanırım şimdi aynı çekim birazdan böyle tam ters kamerayla yapacağım. Yani ön kamerayla yapacağım ki nerede olduğumu da görebileyim. Şimdi bu mikrofonu atıp öyle bir deneyeceğiz bakalım. Umarım güzel bir şey olur. Şimdi odamdan salona geçtik. Şimdi tavana böyle ilginç bir yere koyacağım kamerayı. Mümkün olunca böyle hani sanki biri bizi gözetliyor evindeymişizcesine ve uzaktan bir çekim olacak. Biraz tavandan bir çekim olacak ve karantinada yapılacaklar gibisinden bir temayla işte yok çiçek sulama görüntüsüdür, yok işte şeydir, kitap okuma, televizyon izleme, popcorn yeme bilmem ne. Bu tarz eylemlerin olduğu farklı yerlerde kendimi konumlandıracağım. Ve daha sonra da bu fotoğrafları da Photoshop'la birlikte aynı ortamda yapıyormuşum gibi göstermeye çalışacağım. Umarım sonucu güzel olur. Photoshop konusunda çok iyi değilim ama kırpma vesaire bu tarz konularda iyiyim bence. Yani hani çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu fotoğrafları da videodan alacağım. O kareleri tek tek fotoğrafa çevirip
onları Photoshop'la çalışacağız birlikte. Evet, şimdi yer değiştirdik. Burada ayna karşısında bir çekim yapacağız. Şu an aklımda böyle çok saçma bir fikir var ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani karantinada fotoğraf çekilmek demek bence her gün gerçekten birbirine çok benziyor oluyor ve bir yandan sonra kafayı yemeye başlıyoruz. Bence az önce çektiğim beyaz elbise fotoğraflar tam bir hani deli öyküsü olmuş oldu. Şimdiki de aklıma böyle çok daha yani bir fikir geldi gibi oldu ama yani kesinlikle değil. Hani büyük ihtimal güleceğiniz bir şey çıkacak sonuçta ortaya ama tavla oynayan iki tane beste çekeceğim. Yani bir bu tarafta bir bu tarafta. O yüzden burayı kullanacağım. Şu an arkada gördüğünüz gibi tripod ve telefonum gözüküyor. Bunu kapatmak için de bitkileri üst üste koymayı düşünüyorum. Yani masayı biraz süsleyeceğiz şimdi. Bitkileri böyle güzelce yerleştireceğiz. O görüntüyü mümkünse yok edeceğim. Daha sonra tavla koyup biri kazanan biri kaybeden iki tane benden yapmış olacağız. Yani komik bir fikir bence. Hani bilmiyorum belki paylaşmam bile eğer beğenmez. Evet, tavlamız hazır. Şimdi bir bu tarafta beste, bir o tarafta. Bakalım. Son olarak çekimi mutfakta yapıyorum ve buradan sonra kapatıyoruz artık. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendimce böyle aklıma gelen pozları paylaşmak istedim ve fikirleri daha doğrusu. Mutfakta da bir fotoğraf çektikten sonra artık videoyu kapatıyoruz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Umarım siz de böyle keyifle fotoğraf çekersiniz, kendinizi çekersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.